Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir haftadır Nissan Qashqai e-Power'la beraberim. Yaklaşık bir 700 kilometre kadar yol yaptım. Zaten tanıyordum, daha da iyi tanıdım. Bu videodan sonra artık Qashqai alma planınız varsa nihai kararınızı vereceksiniz. Google'ın ben bir sunumuna katılmıştım. Orada şey diyordu, insanlar otomobil satın alırken %90 online video izliyorlar. Yani bizi izliyorlar. Bizi izlemeye devam edin. Otomobil satın alımlarınızda, otopark.com yanınızda. Vay, süper oldu ha. Vallahi slogan olduk. Carwow da yapıyor ya böyle. Buy, sell, Carwow falan diye. Selam olsun. Qashqai e-Power. Yalnız şu detaya bayılıyorum. Şu diskin bağlantı yeri daha hafif olsun diye iç kısmı delikli delikli, hem havayı da daha iyi bertaraf eder. Daha iyi soğur, hem de daha hafif. Lastiklerden devam edeyim. Eco Contact 6'larımız var. Continental. Güzel lastikler. Böyle renk çok güzel bu arada. Şu Qashqai detayı çok hoşuma gidiyor. Bu bordomsu renkle siyah dodikler çok güzel kontrast yaptı. Gayet başarılı. Şurada aktif havayı yönlendiren bir tampon tasarımı var. Hatta orada da küçük küçük kanatçıklar var. O da değişik bir detay. Bu bir haftalık kullanımında tabii ki gece de kullandım. Çoluk çocuk da gezdik. Farlar çok önemli. Başarılı LED farları var. Uzun far asistanı gayet başarılı. Hatta çektim. Tak 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 kapatıyor, açıyor. Far geldi mi kapatıyor. Güzel bir bence güvenlik donanımı. Far gerçekten önemli. Ön yüzü zaten biliyorsunuz. Ama tabii burada bahsedeceğimiz en önemli şey e-Power. Nedir bu e-Power? Aslında bu otomobil elektrikli arkadaşlar. Evet, bir motoru var. Burada turbo 1.5 değişken sıkıştırma oranlı. Oldukça teknolojik bir motorumuz var. Ama aslında artık buna motor demiyoruz. Jeneratör diyoruz. Aslında bu bir range extender. Yani menzil yükseltici gibi düşünebiliriz bunu. Çok da teknolojik bir motor. Değişken sıkıştırma oranına sahip. Atkinson çevrimiyle çalışıyor. 8 ila 14 arası sıkıştırma oranı değişiyor. Bu da tabii size verimlilik olarak geri dönüyor. Düşük hızlarda sıkıştırma oranını yükseltiyor. Şehir içinde verimliliği artıyor motorun, daha az yakıt tüketiyor. Şehir dışında biraz daha yüksek süratte sıkıştırma oranını düşürüyor. Belki ona göre turbo basıncını arttırıyor. Yine verimliliği optimum seviyede tutuyor. Bu motor daha önce 2 litre versiyonlarıyla başka markalarda da kullanıldı. Ama bu hacimde 1.5'te ve Nissan'da ilk defa burada kullanılıyor. Bu motor arkadaşlar 158 beygir, 250 Nm'de torka sahip. Ama tabii bu otomobil elektrikli aslında. Elektrik motorunun gücü de 190 beygir, 330 Nm gücünde. Bu otomobilin 0-100'ü 7.9 saniye. Oldukça da atik bir otomobil aslında. Burada da 3 silindirli jeneratörümüz pillerimizi her daim şarj ediyor. Bu da gayet güzel bir teknoloji. Ufak bir pili var ama motor her daim onu şarj edebiliyor. Çok değişik bir teknoloji. Yani burada kabaca söylemek gerekirse burada arabayı yürüten, yani ön tekerleklere gücü veren elektrik motoru. İçten yanmalı motorumuz da jeneratör. Mühendislere sorduk bunu, hani neden yaptınız? İlk defa olan bir şey. Bir de hani motor da çok verimli bir motor. Bir de müşterilerimizin şunu yaşamasını istiyorduk dedi. Hiç priz derdi olmadan, hiç menzil derdi olmadan, menzil kaygısı olmadan elektrikli otomobil kullanma hissiyatını biz burada yaşatmak istedik dediler. O bakımdan da evet, mantıklı. Çünkü hala uzun yolda elektrikli otomobil İyi plan gerektiriyor. Nerede, nasıl şarj edeceğin. Bunda öyle bir dert yok. Qashqai'nin anahtarı gayet şık. Böyle alüminyum bir çerçevesi var. Anahtarsız giriş ve çalıştırmanız mevcut. Cebe atın, devam edin. İsterseniz buradan böyle kapıdan tuşla da yapabiliyorsunuz. Karartılmış cam falan. Kontrast çok güzel. Evet, arka tarafa gelelim bagaja. Eller serbest. Hop. En sevdiğimiz, özellikle bir elimde atlas, diğer elinde çantası falan, böyle hemen açıyorsun, harika oluyor. Gerçekten yaşayan bilir. Burada çift bölmeli bir bagaj zeminimiz var. Ben böyle en altı aldım bunu. Burada 504 litre bagaj hacmimiz var. Eskisi 430'du, geliştirmişler. Koltuğu yatırdığımız zaman da 935 litre oluyor. Hayli kullanışlı. Burada bir 12 voltumuz da mevcut. Hop, ayağımızla kapatabiliyoruz. Şimdi gelelim en kritik, İnce güzel detaylardan bir tanesine. Çok büyük bir şey değil ama çocuğu olan anlar diyorum. Kapının 90 derece açılması. O kadar büyük rahatlık ki, burada böyle bebek koltuğu varken hemen hop pıt
kemerini bağla. Kapının böyle açılması hakikaten çok büyük avantaj. Malzemelerimiz gayet güzel. Böyle hafif mavimsi bir deri var bak. Güzel yapmışlar. Hemen şöyle hatta oturalım. Gayet başarılı. Diz mesafesi güzel. Cam tavan hakikaten cam yüzeyi en geniş olanlardan bir tanesi. Önde oturduğun zaman bile cam görünüyor. Acayip bir ferahlık katıyor. Kol dayamamız mevcut. Bir normal USB, bir Type-C. Güzel detay her ikisinin olması da. Şunlar falan gayet hoş. Çocuk kilidi çok pratik, hemen pıt buradan yapıyorsun. Onu da ekleyeyim. Bak böyle kapı fitilleri falan gayet güzel, yumuş yumuş. Şurada krom satin böyle tavan rayı. Hoş detaylar. Yani kullandıkça daha da sevdim Nissan Qashqai'yi. Benzin depomuz 55 litre. Bir de ön tarafa geçelim bakalım neler var. Evet, gelelim sürücü mahalline. Bu bir haftalık kullanımda ikinci en sevdiğim şey, koltukları çok rahat. Hem desteği de güzel, rahatlığı da iyi. Zaten elektrikli hafızalı ayarlanıyor. Masajı da var. Böyle masaj ittiriyor falan, böyle şey yapıyor. Uzun yolda rahat ediyorsunuz. Bu arada iniş biniş yardımcısı var. Mesela şöyle bastığım zaman benim kendi ayarıma getirdi. Direksiyon ısıtmam, koltuk ısıtmam, adaptif hız sabitlemem, onu yolda göstereceğim. Gayet güzel çalışıyor. İç mekan gayet derli toplu. Çok hoşuma gidiyor. İşte kablosuz şarjı, otomatik parkı kendi kendine, kameralarımız. Şöyle otomobili çalıştırayım. Zaten elektrikli bir otomobil. Şu an çalışıyor. Bir kere daha basıyorsun, modu değiştiriyor. Tekerleği görebiliyoruz. Parklarda çok avantaj bu. Ve otomatik de park edebiliyor kendi kendine. Kapı açık olduğu için tabii şu an olmuyor. Vites seçicimiz çok hoş. Şöyle kibar hareketlerle. Bu otomobili ben tek pedalla çok kullandım. Burada E-pedal ve EV modu var. Ve E-pedalı, tek pedal kullanımı gayet güzel. Dozajlaması, freni çok güzel. Hani hiç fren kullanmadan şehir içinde rahatlıkla E-pedalla gidiyorsun. İki bölmeli bir kol dayama var. İki tane yine USB var. Bir normal, bir Type-C. Gayet kullanışlı. Dijital kadranlarımız. Burada istersen değiştirebiliyorsun da. Ekran görünümü değiştir yapınca böyle çıkıp esniyor. Lastik basınçlarımız. Navigasyonumuz. Şerit takip, işte kör nokta, çarpışma, onları gösteren bir ekran. Bütün bu ADAS sistemleri gayet başarılı çalışıyor. Ben normal ekranı seviyorum. Arkada bahsettiğim gibi cam tavan göz hizanızın ilerisine de geçiyor. Çok ferahlık hissi yaratıyor gerçekten. Çok hoş. Çoğu arabada bu şekilde görmüyoruz. O zaman bir yola çıkalım. Bu bir haftada neler yaşadım onları anlatayım. Yolda görüşürüz. Evet arkadaşlar, testimize başlayabiliriz. Dedik ya, bu bir CSUV ama performansı da bir CSUV. Onun için buradan modlarımızdan spor modumuzu alalım. Bir 0-100 yapalım. Hatta yokuş yukarı biraz 0-100 olacak ama olsun. Görelim en azından. 3-2-1. O elektriğin ilk ivmelenmesini alıyorsun gaz tepkisine. Ve 100. İkisi hakikaten güzel çalışıyor. Yüksek hız stabilitesi gayet güzel. Bir de şey hoşuma gidiyor. Süspansiyon çok güzel taşıyor otomobili. O böyle engebede bir yaylanıyor. O yaylanması langur lungur devam etmiyor. Bir yaylanıyor, hop yavaşça kalkıyor. Hani güzel bir amortisörü var. Gaz tepkileri çok iyi. Sporda özellikle bastın mı motor da devirleniyor. Gayet güvenli. Gayet güzel. Yani bir SUV'dan daha fazlasını da beklemezsin zaten.
Burada da eski Kaşkay'ımız. Eskiye göre çok değişiklik var tabii. Boyutsal anlamda da. Bir de yüksek hız rüzgarına bakalım. Bak buralar kötü yerler. Güzel geçti. Şu an 140. 160. 170. 180 son hızı zaten. Frenler gayet başarılı. Tık çizgisinde durduruyor. Elektrikli olması enteresan. Bir de şey yapmışlar. Motorla gaz emirlerinin devirlenmesini eşleştirmişler. Yani basınca gücü azalmıyor arabanın bu arada. Motor yetiştirebiliyor pili şarj etmeye. Gayet çizgisini korudu. Bakalım tırmanmada ne yapacak? Performans açısından hızlanmaya devam ediyor. Ediyor. Güzel. Güzel. Durmadı, hızlanmaya devam ediyor. Burada gücü kesilen çok CSU var. Bu hızlanmaya devam etti. Hemen zaten şu anda gazı bıraktım. Piller hemen hızlıca dolmaya başladı. Görüyorum burada. Şu anda sessiz moda geçelim. Mesela şu an motor çalışıyor ama hiç duymuyoruz. Çünkü düşük devirde. Yüksek güce ihtiyacın olduğunda onun da devri haliyle artıyor. Şu anda yüksek kompresyonda tıkır tıkır çalışıyor. Hiç duymuyorsun bile. Otomobil fren yaptığı zaman buradaki dijital ekranda da fren yapıyor. Güzel bir detay. İlk gaz tepkisi. Yani mesela 100 ile gidiyorum. Bastım. Hissediyorsun onu. Şanzımanda yok ya. Evet, burada adaptifimizi de açalım. Hemen şeridi gördü, tanıdı. Ve şeridi gayet güzel ortalıyor. Ufak ufak müdahaleler yaparak. Zaten uyarı da veriyor tut diye. Tutmazsan dıt dıt fren yapacak muhtemelen. Dıt dıt dıt. Şimdi bir kere tık fren yaptı. Sonra durdurarak devam ediyor. Süspansiyon konforu gayet başarılı. Yani özellikle süspansiyonu bozuk yollarda eski oranla bambaşka bir otomobil. Onu söyleyebilirim. Sürüşü gayet rafine. Ki bugün bayağı rüzgarlı, soğuk bir gün. Ona rağmen sürüşü elektrikle beraber huzur verici. Gelelim yakıt ekonomisine. Şimdi bu kadar teknolojiler, değişik teknolojiler ve yakıt ekonomisi. Ben bu otomobili dediğim gibi yaklaşık 700 kilometredir kullanıyorum. Şehir içinde de kullandım. Otoyol kullanımı da yaptım. Bu şekilde benim ortalamam yaklaşık bir 300-400 kilometrenin ortalaması 5.2 idi. Bir CSU'u, bir de performanslı da bir CSU bu. Bu tüketimlerde kullanamazsınız şehir içinde. Yani 9-10'ları bulur. Normalde öyle hani bir yakıtlıyla kıyasladığın zaman 9-10'ları bulur. Onun için 5.2 litre burada bence iyi bir değer. Çünkü çok elektriği kullanıyor. Hatta bu benim kullanım tabii. Belki sizin kullanımınızda işte çok daha otomobili akıtarak götürebileceğiniz yerler olur. Bu tüketimi daha da aşağı çekersiniz. Bu basmalarımla biliyor, şunlara da dahil edersek o zaman kaç olmuş bakalım. 6.8 olmuş. O işte son hız denemelerim, buradaki gazlamalarımla 6.8 olmuş. Bu değerler aşağı çekilebilir mi? Dediğim gibi sizin kullandığınız rotaya bağlı olarak kesinlikle çekilir. Çünkü şehir içinde manevralarda, kısa mesafelerde hep elektriği kullanıyor. Zaten EV modu da var. Şu an açtım mesela. EV modu tamamen elektrikli olarak gidiyorsunuz. Yüksek hızlarda da yani 90-100 kilometrelerde de
EV moduyla gidiyor. Ha, tabii çok tamamen elektrikli olarak çok uzun kilometreler gitmiyor. Küçük bir pili var sonuçta. Ama hemen motor devreye giriyor ondan sonra. Şarj ediyor. Yine elektrik ve motor kombine şekilde devam ediyorsunuz. Bence güzel bir teknoloji, güzel bir yaklaşım. Değişik bir yaklaşım. Biraz burada tabii farklı olma çabası da bence vardı Nissan'ın. Bunu da başarmışlar. Binek'te bunu yapan tek marka bu jeneratörü bu denli büyük kullanan. Otomobilde Bose ses sistemi var arkadaşlar. Android Auto'yu bağladım. Cyberpunk açabilirim size. Bakalım sesi nasıl? Güzel müzik dinledim. Bir de burada analog tuşu olması da çok güzel. Gayet başarılı bir ses sistemi var. Dolu dolu baslar, tizler falan, hani gerçekten keyif alıyorsunuz. Yani hissediyorsun, gücünü hissediyorsun sesin. Ve tabii bir diğer önemli nokta da fiyat. Bu kullandığım en dolu versiyonu e-power. İşte her şeyi var. Koltuklu, masajlı koltuğundan, kablosuz şarjlar, panoramik tavanlar gibi gibi her şeyi var. Böyle 1 milyon 400 bin lira buluyor. Özet olarak Qashqai e-Power'ı beğendim. Süspansiyon konforunu çok hoşuma gitti. O elektrik hissiyatını çok beğeniyorum. Zaten X-Trail'de de kullandım. Bunda da bir hafta kullanma fırsatı yakaladım. Bir menzil kaygısı yaşatmadan elektrik hissiyatını size yaşatmaya çalışan bir otomobil. Bayağı da teknolojik bir jeneratörü, motoru da var. Malzeme kaliteleri, işte konforu güzel bir otomobil. Bir bakın derim. Şimdilik benim Qashqai'den aktaracaklarım bu şekilde. Daha fazla sorularınız varsa da aşağı yorumlara mutlaka yazın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.